Seafood Source tarafından organize edilen bir webinarda konuşan Kanada Su Ürünleri Endüstrisi Birliği'nden Tim Kennedy, Kanada'daki son seçimlerin su ürünleri endüstrisi için ne anlama geldiği konusunda bir perspektif sundu. Kendi görüşüne göre, su ürünleri sektörü ekonomik gelişme ve çevresel koruma inisiyatifleri için çok önemli bir rol oynayabilir. Bunu başarmak içinse Kanada hükümetinin modern ve endüstrinin büyüme potansiyeline karşı refleks oluşturabilecek bir su ürünleri yasası geliştirmesi gerekiyor. Yasa aynı zamanda düzenleyiciler ve üreticilerin sektörün uzun dönem hedeflerini yönetebilmesi için bir taslak sunmalı. Kanada'da su ürünleri yetiştiriciliği sektörü. Kennedy'ye göre Kanada su ürünleri yetiştiriciliği konusunda uyumlu bir vizyona sahip değil ve ulaşılabilir hedefleri özetleyen, sürdürülebilir kalkınmaya öncelik veren, güçlendirilmiş bir yasaya ihtiyaç duyuyor. Hali hazırda, sektör şu anda federal düzenleyiciler için gri, bir alanda bulunmaktadır. Kılavuz olarak kullanılabilecek federal ilkeler Balıkçılık ve Okyanus Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında dağıtılmış durumda ki, Kennedy'ye göre, her iki kuruluş da su ürünleri yetiştiriciliğinin kendi görev tanımları arasında yer almadığını savunuyor. Kanada'daki su ürünleri endüstrisi yukarı yönlü bir seyir izliyor ve federal destek oluşturuyor. Kanada İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Kanada'daki su ürünleri sektörü 26 bin kişiye iş desteği sağlıyor ve değeri 5 milyar dolar. Ekonomik değerin %90'ı British Columbia'daki somon yetiştiriciliğinden geliyor ve New Brunswick ile Newfoundland'daki kabuklu yetiştiriciliği geriye kalan %10'u oluşturuyor. Kanada'nın stratejik olarak su ürünleri yetiştiriciliğini genişletebilmesi için bolca yeri var. Kanada'daki endüstri için biraz yeni olmasına rağmen ülke dünyadaki 4. büyük somon üreticisi. Bilim insanları Kanada'nın Norveç'ten 3 kat daha fazla somon yetiştirme alanına sahip olduğunu ve mevcut imkanların %1'inde yetiştiriciliğinin yapıldığını tahmin ediyor. 2019 yılındaki seçimlere öncülük eden muhafazakar ve liberal partilerin her ikisi de su ürünleri yatırımlarını genişletmek için planlar hazırladılar. Fakat Liberal Parti Okyanus'taki kafes balıkçılığından uzaklaştı ve British Columbia'da 2025 yılına dek kapatmayı öngörünüyor. Bu politika değişikliği seçime gidilen haftalar içinde açıklanarak endüstrinin pek çok üyesini hazırlıksız yakaladı. Seçimlerin getirdikleri. 21 Ekim'de gerçekleştirilen seçim hali hazırda iktidarda olan Justin Trudeau ve Liberal Parti'yi zayıf bir durumda bıraktı. Parti popülaritesini ve 30 koltuk kaybetti. Liberaller küçük partilerle ortaklık kurmak yerine azınlık partisi kurmayı tercih etti. Artı olarak, azınlık hükümeti politika oluşturmak ve önceliklerinde ilerlemek için taraflar arasında fikir birliği oluşturmak zorunda. Ayrıca azınlık hükümetleri genellikle kısa ömre sahip, çoğunlukla yükselişlerinden 2 sene sonra düşüyorlar. Pek çok siyasi uzman, liberaller ve yeni demokratların önceki azınlık idarelerinden daha güçlü bir ortaklık oluşturabileceğini düşünmesine rağmen seçim Trudeau'nun 2015'teki görev süresini aştı. 5 Aralık'ta yapılan konuşmada iklim değişikliğini ele almak, sosyal programları güçlendirmek ve yerli uzlaşma, liberallerin siyasi hedeflerinin temel bileşenlerini oluşturuyor. Kennedy'ye göre su ürünleri yetiştiriciliği, hükümetin onlara ulaşmasındaki temel enstrüman olacak. Su ürünleri yetiştiriciliğinin, deniz balıkçılığına olan bağımlılığını azaltma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı koyma potansiyeli düşünüldüğünde, mavi ekonomiye yatırım yapmak Kanada ekonomisini daha yeşil hale getirebilir. Kabuklu deniz hayvanları yetiştiriciliği için biyolojik iyileştirme potansiyeli de yararlı bir adım olabilir. Sosyal programlar söz konusu olduğunda Kennedy, su ürünleri sektörünün Kanada'nın kıyı ve kırsal kalkınma planlarını destekleyebileceğine inanıyor. Yeni üretim alanları Newfoundland ve Nova Scotia gibi denizcilik bölgelerindeki topluluklar için uzun vadeli ekonomik fırsatlar sunmakta. Ontario gibi iç bölgeler de bundan faydalanabilir. Küçük ölçekli gökkuşağı alabalık yetiştiriciliği, Ontario'nun kırsal bölgelerinde gelişmekte ve ek yatırımlar eyalet ekonomisine daha güçlü bir dayanak oluşturacak. Benzer bir şekilde, su ürünleri yetiştiriciliği girişimleri hükümet ile yerel gruplar arasındaki güveni inşa edebilir.
su ürünleri yetiştiriciliğine 250 yerli grup katılıyor ve Kennedy'nin organizasyonu endüstri geliştikçe onlarla birlikte çalışmak konusunda hevesli. Kendi görüşüne göre First Nations grupları sektörde kritik öneme sahip. Kennedy'ye göre azınlık hükümetinin endüstri için uzun vadeli bir strateji oluşturmak için birden fazla paydaşı bir araya getirme fırsatı var. Politikalar, politik yelpazenin farklı taraflarından alımlara dayanarak hem ekonomik hem de çevresel hedefleri dengeleyebilir ve sektörü geliştirebilir. Pratikteki hususlar. Bütün bunlar kağıt üzerinde iyi gibi görünse de ileriye giden yol zorluklarla dolu olacak. British Columbia'daki anti-balık karşıtı aktivizm hareketleri veya su ürünleri yetiştiriciliği araştırmalarındaki eksiklikler su ürünleri sektörünün büyümesini garanti edemez. Tradyun'un kademeli olarak British Columbia'da kafeste somon yetiştiriciliğini bitirme planı sektör için iyi bir şey değil. Kennedy'ye göre liberal hükümetin açık denizde yapılan somon yetiştiriciliğini karaya taşıma taahhüdü, pratik değil ve endüstrinin istikrarını tehdit ediyor. Okyanusta balık yetiştiriciliği yapmanın kendine göre zorlukları var ve bunlar geliştirilebilir. Fakat Kennedy hükümetin bu tesisleri kapatması gerektiğini düşünmüyor. RAS ve kapalı çevre alternatifleri olmasına rağmen bu sistemlerin geleneksel yöntemlerin yerini alıp alamayacağını söylemek için çok erken. Endüstri için sürdürülebilirlik bir başka kaygı. Kanadalı somon daima sürdürülebilirlik metrikleri içinde tavsiye edilen bir ürün olarak listelenmiyor ve Kennedy Kanada'daki su ürünleri endüstrisinin bu yönde ilerlemesi gerektiğini kabulleniyor. Ona göre bu sorunların bazıları su ürünleri yasasının güncellenmesiyle ve çiftlikler için yeni araştırma yatırımların gerçekleştirilmesiyle aşılabilir. Yuvarlak masa toplantısının ardından daha fazla Kanadalı yetiştirici ASC ve BAP sertifikasyonundan geçiyor fakat, sektörü daha fazla sürdürülebilir. Hale çevirmek için çok iş yapmak gerekiyor. Kennedy'nin görüşüne göre sürdürülebilirlik sürekli devam eden bir iş. Bu hedeflere ulaşmak için, yatırımlara, üreticilerden satın almalara, düzenlemelere ve First Nations gruplarına ihtiyaç var. Merhaba, Denizden Babamış Kısa.com'un yeni YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda Denizden Babamış Kısa.com'da daha önce yayınlamış olduğum bazı içeriklerin sesli hallerine ve aynı zamanda sadece bu kanal için hazırlamış olduğum özel içeriklerle ayrıca tabii ki su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinin tematik bazı başlıkları için hazırlanmış olan video görsellerine ulaşabiliyor olacaksınız. Şimdi ben lafı da çok fazla uzatmadan biraz önce dinlemiş olduğunuz içerikle ilgili bazı şeyler söylemeyi istedim. Bunun için sizden biraz vakit almak istedim. Dünyanın farklı coğrafyalarında olmamıza rağmen Kanada'daki su ürünleri yetiştiriciliği Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Ya da biraz daha ilintili bir şekilde sormak gerekirse Kanada'da yapılan su ürünleri yetiştirici Türkiye'yi neden ilgilendirmeli? Bununla ilgili söylemek istediğim bir iki bir şey var. Su ürünleri sektörü Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde halen ilerlemeye devam eden gelişme aşamasında olan aslında bilim dalı ama bir anlamda ekonomik çıkarlar için sürdürülen bir kazanç kapısı aynı zamanda. Kanada gibi ülkelerde su ürünleri sektörünün ilerleyişi bakımından kazanılmış deneyimler tamamlanmış ARGE faaliyetlerinden ötürü en önemli yerlerden bir tanesi. Bunların diğer örneklerini ise yine Amerika Birleşik Devletleri'ne verebiliriz. İskoçya var, Norveç bu konuda ileride bir yerlerde. Japonya dünyanın başka bir tarafından gidecek olursak sayabiliriz. Öncelikli olarak Kanada ile ilgili söylemek gereken başlıklardan bir tanesi Kanada'nın ülke sınırları içerisindeki su yüzey alanı dahi Türkiye'den daha geniş.
Dolayısıyla balıkçılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için daha fazla imkanları ve alanları var. Dolayısıyla araştırma, geliştirme faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda balıkçılıktan ya da karides gibi ya da belki de yengeç gibi deniz ürünlerinin tedariğinden elde edilmiş deneyimleri bize göre biraz daha fazla. Somon gibi bazı spesifik ve ekonomik değeri göreceli olarak biraz daha yüksek olan türlere baktığımızda ise Kanada'nın kıyı sularındaki su sıcaklığı, kuzeydeki Kuzey Atlantik koşullarına göre somon yetiştirmeyi birazcık daha elverişli. Yani İskoçya'nın biraz daha kuzeyinde kaldığı için ve özellikle somon yetiştirmek için biraz daha soğuk sular gerektiği için somon yetiştirmek orada daha iyi ve özellikle British Columbia'da somon yetiştiriciliğini denizler üzerine aktarmak konusunda biraz daha deneyim kazanmışlar. Ayrıca bir yandan Türkiye'de en fazla eksik olan taraflarından bir tanesi de Türkiye'de Türk insanın maalesef çeşitli nedenler, ekonomik, sosyal, tüketim alışkanlıklarının içinde olmaması gibi nedenlerden ötürü de sürümlerine talep Kanada'ya göre biraz daha az. Çünkü orada yaşayan insanlar bunu talep ediyorlar. Talep etmek dolayısıyla da bir arz ve arz çabasını oluşturuyor. Bunları yapmanın doğru yolu da demokratik yöntemlerle seçilmiş olan hükümetlerin bir şeyler yapmasını zorunlu kılıyor. Yani sektör için yatırım, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, inovasyonlar, bunlar için gerekli insan kaynağının yaratılması gibi. Su ürünleri sektörüne ve bundan elde edilmiş olan ürünlere talebin olmasının yanında sürdürülebilirlik, çevreye uyumlu üretim, çevresel etkileri azaltmak için yapılan çalışmalar, araştırma ve geliştirmeler bizim ülkemize göre kıyaslandığında yine epey ileride kalıyor. Yani sadece aslında bizim ülkemiz olarak düşünmezseniz bile dünyanın bu coğrafyasında sürdürülen faaliyetler Amerika kıtasındakine ya da Kuzey Avrupa'da sürdürülen bu çalışmalara göre biraz daha geride kalıyor. Zaten var olan bir şey aslında tekrar icat etmeye de gerek yok. Çünkü bir takım araştırma geliştirme çalışmaları yine daha önce de bahsettiğim gibi yapılmış, raporlar oluşturulmuş, spesifik başlıklar hakkında yapılan araştırmalar belki sunulmuş. Yani balıkçılık konusunda yol almış ülkelerin belki de sadece neler yaptığını inceleyip bu aktiviteleri anlamaya çalışarak kendi coğrafyamız için bir balıkçılık davranışı geliştirmemizi sağlayabilir. Balıkçılık tanımını çok böyle genel olarak yapıyorum. Çünkü sadece çupra, levrek ya da karada yapılan, yeni yeni başlayan alternatif türlerden bahsetmiyorum. Bu balıkçılığa adaptasyon. Kanada'da mesela multitrofik su ürünleri yetiştiriciliği hakkında bir dokümanımız vardı. Bu bile başlı başına aslında Ege'de, Kuzey Ege'de, Karadeniz'de, hatta Akdeniz'deki sualtı çölünü ya da Süveyş kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e giriş yapmış olan türlerle bile mücadele etmek konusunda bize fikir verebilir. Yani bizim aslında balıkçılıkla ilgili olarak zaman kazanmaya ihtiyacımız var şu aşamada. Zaman aslında bizim bir yandan baktığımızda en fazla harcadığımız şey, çok değerli. Şimdi bugün bir şeyler yapmaya başlamak gerekiyor. İnanın başlamak gerekiyor. Ben yine bir şimdilik bir konuk olarak burada kaldım. Ara ara yine size düşündüklerimi iletmek için uğrayabilirim. Söyleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Görünmüyor. Umarım tekrar yakın zamanda görüşürüz. Bu Denizden Babam Çıksa'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Su ürünlerinde Yeni Ufuklar dergisinden indirip okumanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni sayımızda başlı başına plastik kirliliği ile ilgili bir sayı hazırlamaya çalıştım. Ve destek olmak isterseniz de
Her türlü desteğe açığım. Açıkçası maddi ve manevi. Şimdilik size iyi günler diliyorum. Veya akşam izliyorsanız iyi akşamlar diliyorum. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşürüz. İyi akşamlar, hoşça kalın.